Çanakkale'nin Gökçeada ilçesinde balıkçı İlker Özdemir 11 metrelik teknesiyle açıldığı Saros Körfezi'nde derin su balığı Aklagos yakaladı. Özdemir yaklaşık 50 yıl sonra ilk kez Kuzey Ege'de görülen Aklagos'u yakaladığını ve bunun heyecan verici olduğunu söyledi. Ne bu? Gökçeadalı balıkçı İlker Özdemir 11 metrelik kızıl elma teknesiyle denize açıldı. Saros Körfezi'nde oltayla avlanırken Akdeniz'de görülen Aklagos'u 50 yıl sonra ilk kez Kuzey Ege'de yakaladı. Aklagos'un yakalanma anlarını ise saniye saniye videoya alan Özdemir daha sonra balığı tekrar denize bıraktı. Efe, bu laos hakiki. Belki de 50 yıldır görülmüyor Kuzey Ege'de. Yani bu tarihi bir olay, bak gerçekten tarihi bir olay. Gerçek laos herhalde. Ben 30 senedir avlanırım, hayatımda hiç görmedim. Geçen gün suyun üzerinde gördük ya. Aynen. Sanki ona benziyor. Yani muhtemelen bu gerçek laos. Şey, hani şeydeki o ak laos dedikleri. O Akdeniz tarafındaki. He, hayatımda ilk defa burada görüyorum. Fakat biz bunu yaşatmaya çalışacağız. Salacağız. İnşallah yaşar. Şu anda iyi. Bakar mısın şuna? Bu Laos galiba değil mi? Kesin bunu Laos. Soralım herkese. Biz şimdi Laos'a benziyor. Değil mi? Ben bilmiyorum. Ben de çok bilmiyorum. Ya ben görüyorum da. Laos ya bu zaten şey de kesin de. İlker Özdemir araştırmaları sonucu tuttukları balığın derin su lagosu diye geçtiğini belirterek ama derin su balığı olduğu için Aklagos diye geçiyor. Bunu araştırdık ve teyidini aldık dedi. Bugün yayınlanacak olan balığımız Laos dediğimiz, Aklaos dediğimiz balık arkadaşlar araştırdık. Bu balık derin su Laos'u diye geçiyor ama yine Aklaos diye geçiyor. Derin suda bulunan. Bu konuda teyit aldık. Onun için bunu anlatalım istedik. Kuzey Ege'de ilk kez görüldü. 50 sene önce yani 40 sene 45 sene önce yakalanmış. Biz de ilk kez yakaladık. Bu da popülasyonun çok net bir şekilde canlandığını gösteriyor. Herkese rast gelsin.